Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatandaşımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan kan kündürtteki haberlerini huzurunda olsun. Işıklarımız, kanalımızda dikkatler ekranımız olsun. Xitay halkı komünist rejimine karşı cenini tikti. 27 Mart ijtimoiy taratqulardagi ofkurlarda Xitoy xalqining Xitoy kommunist rejimiga qarshi jinini tikib qarshilik ko'rsatganligi oshkorlandi. Ma'lum bo'lishicha, Xubey xalqi Xitoy kommunistlarga qarshi ko'chalarga chiqqan bo'lib, bu qitimga qarshilik Hong Kongda yuz bergan tinchlik namoyishiga o'xshamaydi. Bu qitim xalq Xitoyning zo'ravonligiga qarshi o'tirga chiqqan bo'lib, keng ko'lamli qarshilik yuz bergan. Xi Jinping yaqinqi bir mazgil ichida virusning markaziy Xubey o'lkasidagi yuqum ahvolini yoshirish bilan birga maktabda o'qiyotgan bolalarni ishqi chiqishga virus tarqalayotgan ahvoldami maktabga berishga majburlagan. Natijada nurg'un o'quvchilar yuqumlangan. Xitoy kommunistlari davlat urush boshlash oldi turganda 17-18 yoshlik bolalar nimishqa askarlikka qatnashmaysizlar deb o'tir maktabda o'qiyotgan o'quvchilarni ham askarlikka qatnashishga majburlagan. Xitoy kommunist partiyasining zo'ravonlik siyosatiga chidab turolmagan xalq oxirida Xitoyning bu zo'ravonlikka qarshi qo'zg'olib chiqib ketgan va xalqni tinchitish uchun kelgan soqchilarni urgan. Davlat bexatarlik soqchilarini avtomobillardan tortib chiqarib urgan hamda soqchi avtomobillarini o'rayotgan. Yana bir tarafdan Jiangxi, Anhui qatorli Xitoy o'lkalari Xitoy kompartiyasi bilan bo'lgan qarshilik harakatini Xitoy kommunistlari chiqargan Wuhanga qartilgan qamalni ichib etish buyrug'ini ijro qilmaslik bilan ishbodilgan. Shuning bilan Xubey o'lkasidagi saqchi va bexatarlik doiralari bilan Jiangxi, Anhui qatorliq o'lkalarning bexatarlik organlari orasida o'zaro to'qinish kelib chiqqan. Xitoy markaziy bexatarlik organlari muddal vaqtida kontrol qilinmagan. Ma'lum bo'lishicha, Sharq Turkistonda Xitoy virusining oyig'i uzilmagan bo'lsa-mu, Xitoy doiralari iqtisodiy manfaatni deb o'qish yoshidagi bolalarni maktabga yig'ib olgan. Tahlilchilar Xitoyning 28 mart chiqargan chegara taqish uqtirishi bilan Jiangxi, Anhui qatorli Xitoy o'lkalarining Xitoy kommunistlarining o'lkalari o'rtasidagi to'siqlarni ichib etish buyrug'ini ijro qilmay qarshilik ko'rsatishi va Xubey xalqining Xitoyga zo'rliq kuch vositasi orqali qarshi turishi bilan zich munosabatining bor ekanligini bildirishmoqda. Erdoğan Xitoy virusiga qarshi bayonot e'lon qildi. Turkiya Jumhuriyati Jumhur raisi Recep Tayyip Erdoğan tunugun kech ochilgan sahiya ishlari muhokama yig'inidan keyin Xitoy virusiga qarshi zarur tadbirlar haqida bayonot e'lon qildi. U bayonotida munularni ta'kidladi. Hech qanday bir musibat bizning kuchimizdan ustun tura olmaydi. Mushu tushunchani asos qilib Xitoy virusiga qarshi kurashimizni aziz xalqimiz bilan birlikda qat'iy iroda bilan davomlashtiramiz. Xalqimizning salomatligi, bexatarligi va kelajagi uchun bir qator yangi tadbirlar ijro qilinib, davlat idora organlaridagiga o'xshashlar shaxsiy o'rinlarda ham eng oz xodim bilan mulozamat qilish tizimi yo'lga qo'yiladi. Ommaviy qatnash vositalarida orliq qoldirib o'ltirish tizimi ishga oshiriladi. Shundaqla shaharlar orasi safar qilmoqchi bo'lganlarga valilikdan ruxsat olish tizimi yo'lga qo'yiladi. O'rmonlik, bog'cha, sayliga qatorliq o'rinlar hafta oxirida taqiladi. Hafta ichida bu o'rinlarda yig'ilish man'i qilinadi. Chat al havo qatnashi butunlay to'xtatiladi. Shuni alohida ta'kidlab o'tamanki, bu o'tkaldan eng qisqa vaqt ichida o'ta olsak, parloq kelajak bizning bo'ladi. Turkiya xalqi yaxshi tadbirlarni ish qilib, bu virusga taqobil turish iqtidoriga ega. Biz shaharlar orasi seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır. 2. Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçilecektir. 3. Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacaktır. 4. Piknik alanları, ormanlar, ören yerleri gibi alanlar hafta sonları kapalı olacak. Hafta içi de buralarda hiçbir şekilde toplu olarak bir arada bulunulamayacaktır. 5. Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun şekilde kontrollü olarak celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacaktır.
6 yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir. 7 tüm illerimizde valilerimizin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak alınan tedbirlerin takibi yapılacak. Gerektiğinde o şehre mahsus ilave tedbirler de yine burada kararlaştırılacaktır. Xitoyda yuqum sebeplik ölgenlerinin sani hakkında yeni perezler oturgu koyulmakta. Xitoy virusi tarqalishga boshlagandan buyon Xitoy doiralari e'lon qilgan sonliq ma'lumotlar izchil holda xalqaro jamiyatning gumonini qo'zg'ab kelgan bo'lib, bir qism taratqular boshqacha usul orqali Wuhandagi yuqum sababli o'lib ketganlarning sonini mo'ljallab chiqqan. Garchi Xitoy doiralari virus manbasi bo'lgan Wuhan shahrida o'lguchilarning 2531 ekanligini e'lon qilgan bo'lsa-mu, yaqinda erishgan dalil isbotlar amaliy sonning bunundan necha 10 hissa ko'p ekanligini ko'rsatib bermoqda. Fransiya xalqaro radiosining bu vaqtdagi xabarda bildirilishicha Wuhan shahrida 8 dafn idorasi bor bo'lib, yuqum mazgilda kech kunduz jasad ko'ydirgan. Bu jarayonda muxbirlarni ham yaqinlashtirmagan. Xitoy doiralari 23 martdan tartib o'lguchilarning jasad kulini oila tabobiyatlariga topshirib berishga boshlagan bo'lib, jasad kuli qutisini o'zlari tarqitib bergan. Bir qism kishilar yuqum mazgilda tarqitilgan jasad kuli qutisini hisoblash orqali Wuhan shahridagi o'lib ketganlarning 50 mingga yaqinlashadiganligini mo'ljallagan. Jasad kulini elish uchun barg'allar bir necha yuz metr uzunlikda o'chiratib turgan bo'lib, Xitoy doiralari o'lganlarning ziyodi ko'p ekanligining oshkorlanib ketishidan saqlanish uchun bu vaqtdagi surat videolarni to'rdan tozalab o'tgan. Xitoy doiralari yuqum mazgilda faqat 3000 dan ortiq kishining o'lganligini, yuqumni kontrol qilishda alohida to'pi qo'shganligini da'vo qilib o'tgan bo'lsa-mu, o'lguchilarning soni va navbatdagi yangidan yuqumlanuvchilarning yo'q ekanligi haqidagi xabarlari xalqaro jamiyatni ishontirolmagan. Ammo Xitoyda qanchalik kishining yuqum sababli o'lib ketganligi hozirgacha sir bo'lib turmoqda. Atalmış Şinjan Dehqançılık İdarısının sabık müdiri kolga elindi. Xitay Akhbarat Merkezden 27 Mart bergen haberde bildirilişçe Atalmış Şinjan Uyghur Abdunum Rayonunun Ürümçi Xalık Teptiş Mahkemesi Atalmış Abdunum Rayonluk Dehqançılık İdarısının başlıqı Ekber Gopur'a pari eliş cinayeti bilen kolga eliş kararı çıkarğalıqını elan kıldı. Haberde Ekber Gopur'un Şarkı Türkistan Aksu vilayetinin işgeliki bu yıl 60 yaşı kirgeliki. 1975 yılı 8. ayda Kompartiyaga qatnashganligi, 2017 yılı 1. ayda pensiyaga chiqqanligi, atalmış Şinjan Uyghur Abdunum Rayonluk İntizam Tekşürüş ve Nazarat Kılıç Komitetinin kararı bilen, atalmış Şinjan Uyghur Abdunum Rayonluk Partiya Rehberlik Grupisinin sabık muavin katibi Ekber Gopur'un iğir intizamga xilaflık kılıç bilen ayıplanganligi bildirildi. Türkiye'de virus bilen yuqumlanuvchilar tezlikte köpeydi. 27 Mart kech saat 11'de Türkiye Cumhuriyeti Sahiye Ministeri Fahrettin Koca Türkiye'de Xitay virüsü bilen yuqumlanuvchilarının 5698'ge yetkenligini elan kıldı. Minister Fahrettin Koca Twitter hesabatida uçur yollap virüs bilen yuqumlanğan dep guman kılınğan 7533 kişini tekşürüş arqalıq, bir gün içide 2069 kişinin virüs bilen yuqumlanğanlıqının eyniqlanğanlıqını. Bunun bilen Türkiye'de Xitay virüsü bilen yuqumlanuvchilarının 5698'ge yetkenligini barlıq tirişçallıklar körsütilgen bo'lsa-mu, bir gün içide yana 17 kişi kaza kılıp, cemi kaza kılganlarının 92'ge yetkenligini elan kıldı. Sahiye Ministeri Fahrettin Koca Efendi yana davolanayotgan 42 bimarının salametlikke esliğe kelganligini bildiriş bilen birge, Türkiye'nin barlıq tedbirlerini elivatkanlıqını, virus yaş qeyri ayrımasının yuquvatkanlıqını, şunu yaşanğanlarını şundaqlı barlıq Türkiye halkını, Türkiye hükümetinin Xitay virusiga karşı yolu koyan tedbirlerini kollaş ve emel kılıçtı çın duruşka çakırdı. Xitay'nın dünyayı sahiye yardımı kılıvatkallıqı haqqıdaki teşviqatı suğu çılaştı. Xitay rejimi yıkındı mıyan her kaysi halkaralıq ictimai torbetlerden paydalanıp durup, bir yaxtın virusinin kilip çıkış mənbəsi haqqıda uçuru qalaymaqançılıqı payda qılsa, yeni bir tarafdan Xitay'nın hazır sahiye əslahalirge ciddi ihtiyaclıq devletlerge yardım kılıp, sahiye əslahalirini bəs-bəsli iyanı kılıvatkan körünüşlerini kən tarqatmaqda. Halbuki uzun ötmeyle halkaralıq mətbuatlarda emiliyetinin Xitay ilgiri sürüvatkandın pariqlıq ikerliki aşkarlanmaqda. Ma'lum bo'lishicha Xitoy rejimi bundaq aslahalarning nihoyat oz bir qismini i'ona qilgan ahvollar bo'lsa-mu, ammo mutlaq ko'p qismini setib, krizisini foydalanib pul topmoqchi ekan. Wuhan virusining ta'siriga og'ir uchrgan davlatlardan bo'lgan Ispaniya buning tipik misoli ekan.
Fox televiziyasının bu vaqtdagi xabariga qaraganda Ispaniya Sahiya ministri Salvador Ella çarşamba kuni bu davlatning Xitoydan 467 million dollarlik davolash ashyolarini sotib olganligini, buning ichida 950 sun'iy nafaslantirgich, 5 million 500 ming virus sinoqchisi, 11 million palay va 1.5 milliarddan ortiq maska bor ekan. Biroq Ispaniyadagi axborot vositalarining oshkorlashicha bu aslahalarni topshirilib o'zini o'tmaylar, Ispaniya hukumatı mazkur virusga tez sur'atda diagnoz qo'yadiganligi ilgari surilgan virus sinoqchilarini Xitoyga qaytirdiganligini e'lon qilgan bo'lib, ularning hammasining intayin sifatsiz ekanligini bildirgan. Fox xabarlarining bu vaqtdagi xabarida aytilishicha, virusni bayqaydigan bu sinoqchilarning sezgirlik darajasi o'lcham bo'yicha 80% bo'lishi kerak bo'lsa-mu, ammo Xitoydan sotib olingan sinoqchilarning o'lchami aran 30% atrofida bo'lgan. Xitoy tarafi bu sinoq asboblarining Xitoyda layoqatli kenishkisi bo'lmagan zavodda ishlab chiqarilganligini qabul qilgan. Xabarda aytilishicha, Ispaniya Xitoydan sotib olgan bu soxta sahiya mahsulotlari aslida yuqum ahvoli intayin og'ir ahvolda turayotgan Ispaniyaga iğir ziyanlarını elip gelgen. Şundaklı hata diagnoz koyu sebep bilen keselinin teximi köp yamırap getişigi sebep bolgan. Oxşaş ekval Çeyh Cumhuriyeti'de mi yüzbergen bolup, Çeyh'nin aktual haberler torunun bildirişçe, Xtay'dan kımmet bahağı setibelinğen virus sınakçılarının 80% işlemige. İki gündü müyan Amerika ve Avrupa'daki her kaysi halkaralıq matbuatlarda Xtay'nın toplandan toğaç oğurlap dünyadaki bu krizisini özünün menbaatiga aylandırvatkallıqı. Onun iyanı haberlerinin yalganlığı hakkındaki haberler toxtumay elan kılındı. Amerika'da çıkıdığan National Review Journal'da elan kılınan Xitay'nın Mask Sodisi namlıq maqalıda Xitay teşvikatçıları nemeli işidin qat'i nazar ciddi ihtiyaclıq bolgan davalaş buyumlarını avval yığıb elip, andın onu çetellerge setiş, xayri sahabat hesaplanmaydı dəb yazılgan. Türkiye'mi Xitay'dan 2 milyon tane virus sınakçısı setib algan bulup, tiz süratli diagnoz koyduğallıqı ilgiri sürülgen virus sınakçıları Türkiye Sahiye Dairleri tarafından sınak kılınğanda, onun toğırlık nisbitinin aran 30% ikerlikke aşkarlanğan deken, onun halıqı işiltilişi derhal toxtılgan bulup, bu ekvalini Türkiye'nin Xitay virusu'a karşı bilim grupısı azası Profesör Doktor Ateş Kara CNN televizisindeki söhbet programması aşkarıldı. Geldi ama bir, bu test kullanıma girmeden önce denendi. Nasıl denendi? Örnek aldınız Ateş Kara'dan. Bir tarafta PCR ile yaptınız, bir tarafta bu testi denediniz. Çok hızlı bir test. Yani 20 ile 30 dakikada sonuç veriyor. Bu 15 dakikalık denilen bu mu? Bu test. Tamam. Şimdi ama şöyle bir sıkıntısı var bunun. Denendi. Kullanıma sokulmadan önce. Ve bakıldı ki çok hata yapıyor. Ha, güvenilir değil. Çok hata yapıyor. Yani hata yapıyor derken şöyle. Pozitif olan yani hasta olanların ancak %30-35'ini yakalıyor. Ve böyle olunca da bu kullanılamaz. Ve kullanıma hiç girmedi. Xitay'dan Türkiye'ye keltirilgen 2 milyon virus sınakçıların ama Xitay'dan hediye kılınğallıqı ahbaratı hedef ilgiri sürülgen bosumu, ilgiri Sahiye Ministeri Fahrettin Koca onun fakat 50 min danesinin hediye ikerlikini kalgallarını setip alğallıqını bildirgen idi. Abdur maqalasida Xitoy rejiminin hazır İtaliya, İspaniya ve başka nurgun Avrupa devletlerine sahiya əslahalarını kımmet bahadı setip beri vatqallıqı, onun əməli qılgan yardımının əmiliyeti hiç nimege ərzimeydi qallıqını. Bundaq dünyavi krizislarda Avrupa İttifaqı ve Amerika'nın hakikaten halis halde iani ve yardım faaliyetlerine aktif katnışıdı qallıqını, sallıq məlumatları bilen təfsili bayan qılgan. Başvazir Johnson Xitay virusu bilen yuqumlandı. Angliya başvaziri Boris Johnson'ın Wuhan virusu bilen yuqumlanğanlığı bildirildi. Angliya başvaziri Boris Johnson Twitter'da uçur hem bahirlep yakınki 24 saat içinde özüde Wuhan virusunun alametlerinin körülgenlikini ve salametlik tekşürüş neticesinde virus bilen yuqumlanğanlığının delillengenlikini bildirdi. O öyüde özünü karantin astığa alğanlığını ve video konferans usulü de hizmetlerine yetekçilik kıladığallıkını eskerdi. Wuhan virusunun bir kısım Asya ellerindeki ehvalığı dair sallıq malumatlar. Türkiye Avazi Radyosu haberde bildirilmişçe Wuhan virus sebebinin kaza kılıkçılar sani 2334'ke yukumlanıkçılar umumi sani 29.406'ki yetken İran'da şehirler ara seyahat men'i kılındı. İran Prezidenti Hasan Ruhani Wuhan virusiga qarshi kurash iqtisod komitetida söz qilib, bugun texnik qattiq tadbirlar yo'li qo'yilishga boshlandi. Virusning tarqalishining oldini olish uchun 8 aprilgacha 2 haftalik ijtimoiy aralik qo'yish tizimini yo'li qo'ydik dedi. Azerbayjonda bir yuqumlanuvchining qaza qilganligi, yangidan 6 kishida yuqum bayqalganligi, yuqumlanuvchilar umumiy sonining 81 ga yetganligi bildirildi.
İsrailiyede yeniden 126 adamda yukum baykalıp, umumi yukumlanıcılar sahanının 2995'ki yetkerliki, bimarlardın 41'inin ehvalinin iğir ikerliki bildirildi. İşgal aslıdaki İordan Deryası'nın garibi kırıkıda 60 yaşlık bir kişinin kaza kılışı bilen, Palestin tevallikide yukum sebebiden tuncu adam ölüş vakası körülgen buldu. Yukumlanıcılar sahanı 840'ı yetken Rusya'da Prezident Vladimir Putin, Wuhan virus sebebiden 22 Aprildeki asasi kanunu tüzüş kirguzuşunu umumi halkının avazı koyuş faaliyetinin keşiktirildiğalıqını, kilerepte puralarının demelişki koyup berildiğalıqını elan kıldı. Şunlıkla Rusya miqyasıdaki keşlik kulup, kinohana ve köngül iç merkezleri takıldı. Kahvehana ve aşkanlarda çilim tartış men'i kılındı. Rusya'daki tarqaqlaştırıcı vazifesini ötevatkan nöbetçi ayruplarlardan başka, barlıq ayruplan seferlerinden 27 Mart'tan başlap toxtilişi karar kılındı. Rusya'daki aerodromlarda yolcularının kanları tekşürleşke başlandı. Ukrayna'da yukum sebebinin kaza kılgallar sani 5'ke, yukumlanıcılar sani 145'ke yetti. Kırgızistan Prezidenti Sorunbay Jeenbekov, Xalqara Pul Fondu Teşkilatı'dan devletteki iqtisadi yardım berişini talep kıldı. Kırgızistan'da hazırgıca 44 kişide virus baykaldı. Kazakistan Sahiye Ministerliği yeniden 17 kişide yukum baykalgallıkını, umumi yukumlanıcılar sani 97'ye yetkenlikini bildirdi. Özbekistan'da yeniden 9 kişide virus baykaldı, umumi yukumlanıcılar 65'ye yetti. Yukumga takabül turuşta işiltildiğin 3 doktorhanının kuruluşu başlandı. Gruziya'da yeniden 4 adamda yukum baykalıp, yukumlanıcılar umumi sanının 77'ye yetkenliği bildirildi. Ermeniya'da yeniden 25 adamda yukum baykalıp, yukumlanıcılar umumi sani 290'ye yetti. Saudi Arabistan Wuhan virüsüne karşı küreş dairesi de Riyad, Mekke ve Medine şehirlerinin kiriş çıkış eğizlerini takaşını karar kıldı. Kaza kılgallar sani 31'ye, yukumlanıcılar umumi sani 363'ye yetken Irak'ta yukumdan saklanış dairesi de yolu koyulan köçüge çıkışını çekileş belgelemesinin müddeti yani 15 gün uzartıldı. Tunus'ta virüsün yukumlanıp kaza kılgallar sani 5'ye yetti. Mısır'da yukumlanıcılar sani 256'a, Livan'da 333'ye yetti. Filipin'de yukum sebebinin kaza kılgallar sani 45'ye, yukumlanıcılar sani 707'ye yetti. Japonya'da nöbeti 2025 yukumlanıcının varlığı 55 adamın virüs sebebinin kaza kılgallığı bildirildi. 131 adam kaza kılgan Cenubi Koreya'da yeniden 104 adamda yukum baykalgallığı, yukumlanıcılar umumi sani 9241'ye yetkenliği ilan kılındı. Xalqara Pul Fondu Teşkilatı virusunun iqtisadqa körsətdigan təsiri haqqında toxtaldı. Xalqara Pul Fondu Teşkilatı başlığı Georgieva 20 dövlət qoruhi başlıqlarının Wuhan virusu toğrısı çağırğan televiziya yığında söz qıldı. Xalqara Pul Fondu Teşkilatı IMF-nin başlıqı Kristalina Georgieva iqtisadi tarixinin çoğqurluğu və əsligi kilis sürəti Wuhan virusu yuqumunun kontrol qılınış sürətigə ve bizden pul muamele ve maliye siyasetlerimizden kançılık, küçülük ve maslaşıcan buluşuğu bağlıyık dedi. Georgieva 20 devlet koruhi başlıklarının Wuhan virüsü doğrusu çağırgan televiziya yığında söz kıldı. O dünya iqtisadının bu yıl çekinip 2021 yılı əsliğe gelişidin ümit barlıqını bildirip, iqtisadi tarihinin çoğunluğu ve əsliğe geliş sürüeti, Wuhan virüsü yukumunun kontrol kılınış sürüetiğe ve bizden pul muamele ve maliye siyasetlerimizden kançılık, küçülük ve maslaşıcan buluşuğu bağlıyık dedi. Krizisini yenip eşini əsliğe keltürüşke yardımcı buluş üçün gülünüvatkan iqtisadi gevdilerge hemden buluşunun muhimliğini təkitleyen Georgieva, kerimi töven devletlerinin krizisi iğir qariz yükü bilen kirgenlikke işaret kılıp, münasifetlik taraflarını bu qiyinciliklerine birlikte takabül duruşke çağırdı. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertik haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah tapşırmız. Şuna kılıp program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşlarıma köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.